Seans ortası ile karşınızdayız efendim. Programın ilk bölümünde araştırma analistimiz Sevcan Dedeoğlu Ersözlü bizlerle birlikte olacak. Ardından Borsa İstanbul'u özellikle seviyeleri, beklenti, kritik seviyeleri konuşacağız kendisiyle. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ise yapılan açıklamalar sonrasında Borsa İstanbul'daki primlerin arttığını takip ettik. Özellikle bankalar tarafında %3.5'a varan da pozitif bir seyir var. Ayrıntıları, detayları konuşacağız. Bunun yanı sıra programın bir diğer bölümünde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikle İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması ile birlikte de burada ne gibi etkileri olabilir? Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yüzü batıya doğru mu yöneliyor? Ve bu batıya doğru yönelmesi peki yabancı yatırımcı nezdinde nasıl bir öneme sahip? Son bölümde ise hem makro verileri, yarınki Merkez Bankası kararı öncesinde kritik konuları konuşacağız kendisiyle. Doktor İsmet Demirkol bizlerle birlikte olacak diyelim ve seans ortasını başlatalım. Sırada araştırma masası var. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masası ile devam ediyoruz. Sevcan Dedeoğlu Ersözlü bizlerle birlikte. Sevcan hoş geldin. Evet, piyasalar nezdinde hareketli bir gün, dalga boyununda yüksek olduğunu takip ediyoruz. İçeride Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar piyasaya destek vermiş gibi görünüyor. Dışarıda ise PMI verilerini takip ediyoruz. Dolayısıyla nasıl bir tabloyu aktaracaksın bizlere? İç piyasada dünün tam tersi bankacılık endeksinden gelen bir yukarı yönlü hareketlilik ve iştah var. Küresel piyasalarda ise Avrupa piyasasına PMI verilerinin yardımcı olduğunu görüyoruz. Almanya PMI verisinde aslında üretimde bir miktar daralma, üretimde artış, hizmet sektöründe ise daralma olduğunu görüyoruz. Aralık ayında 49,3 seviyesinden 47,6 seviyesine düşen bir hizmet PMI verimiz var Almanya'da. Bu aslında hem tüketicilerin ABD'deki, Avrupa'daki resesyon beklentileri ve tüketim eğilimlerinin bir etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Bir taraftan üretim bandına baktığımızda da burada 47,4 seviyesinden yukarı yönlü 47,8 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Bunun etkisiyle beraber biz Avrupa piyasalarını bugün bu seansta yukarı yönlü hareketliliğin olduğunu gözlemliyoruz. Euro-dolar paritesi ise hala 1.08 bandında kalmaya devam ediyor aslında baktığımızda. Onunla ilgili de bir grafiğimiz var. Bu grafikte biz aslında parite ilk yılın ilk faiz indirimini bekliyor manşetini attık. Sebebi ise aslında Fed ve ECB'nin yılın ilk faiz indirimine gidecek olan Merkez Bankası hangisi olacak arasında bir bulmaca var. Bu bulmacanın sonucu ise bize Euro-Dolar paritesi üzerindeki etkiyi gösterecek. Nihai durumda baktığımızda aslında biz senenin başlangıcında Fed'den faiz indirim beklentisinin %70'lerin üzerinde olduğu, %50'nin aşağısına geçtiği bir bant aralığı yaşamıştık. %37'lere kadar sarkmıştı. Bugün baktığımızda Mart ayında yeniden Fed'den faiz indirim beklentisinin %50 bandında olduğunu görüyoruz. ECB cephesinde ise hem gelen açıklamalar hem de yarın orada da Merkez Bankası da ECB'nin toplantısını takip edeceğiz. Faiz kararını takip edeceğiz. Beklenti tabii ki de bir faiz indirimi yok şu anda, sabit bırakmasını bekliyor ama sözlü yönlendirmede mesajları anlaşılmaya çalışacak. Christine Lagarde aslında Davos'ta Haziran ayını işaret etmişti faiz indirimi ile ilgili. Burada da beklentilerin Nisan'dan Haziran'a doğru kaydığını görüyoruz. Dolayısıyla hep daha öncesinde Fed'in ilk faiz indirimine gideceği beklentisi vardı. Ama bu bakış açısı ve aslında durgunluk ve PMI verilerindeki hala 50 seviyesinin aşağısında kalıyor olması, biz kısmi toparlanma olarak manşet attık ama hala 50 olan eşik değer seviyesinin aşağısında kalıyor olması, acaba ilk faiz indirimine Avrupa Merkez Bankası mı gidecek sorularını aklımıza taşıyor. Dolayısıyla burada da ekonomistlerin belli beklentileri var. Eğer Avrupa Merkez Bankası ilk faiz indirimine giden Merkez Bankası olursa Euro-Dolar paritesi üzerine kısmi bir zayıflık dönemi, 1.05'lere doğru bir sarkma eğilimi ve sonrasında Fed'in faiz indirimiyle beraber ECB'yi yakalamasıyla yeniden 1.10'lara doğru bir gitme eğilimi beklentisini şu anda yansıdığını görüyoruz. Bunun her iki teması aslında güçlü dolar teması ve periferisinde dolar karşısında güçlenen euro ve dolar karşısında güçlenen riskli varlıklar fiyatlaması olarak da ilk çeyrekte baktığımız, işlediğimiz ana konular olarak kalmaya devam edecek. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu.
Ve pozitif bir günde devam ediyoruz. Seansa bakıyoruz, an itibariyle %1,21'lik yön yukarı, 8000 puanın üzerindeki seyir ise devam ediyor. Bunun yanı sıra bankalar tarafından gelen destek %3,5'a varan aslında pozitif bir seyir vardı ki burada en önemli konulardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yönetimine ve Merkez Bankası Başkanı'na yönelik aslında vermiş olduğu destek mesajları piyasayı biraz daha yukarı yönlü gitmesine sebep oldu diyelim ve ayrıntıları Volkan Dükkancık ile birlikte değerlendirelim. Marbaş Menkul Değerler Strateji ve Varlık Yönetim Direktörü Volkan Dükkancık bizlerle birlikte. Volkan hoş geldin. Merhabalar, benim yayınlar. Volkan, şimdi dün aslında bankalar tarafına bakıyorduk ki %4'ün üzerinde bir satış hakim olduğunu takip etmiştik. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları ile birlikte de bankalar tarafında alımların hızlandığını takip ettik ki nitekim burada %3,5'a varan pozitif bir seyir vardı. Ekonomi yönetimine dair aslında desteğini açıkça dile de getirmiş oldu. Bir dedikodu furyasına umursamıyoruz dedi. Dolayısıyla bu mesajların etkisi artık yukarı yönlü trendin başlamasına sebep olur mu, ne dersin? Tam da böyle havasını bulmuşken. Evet, yani piyasa trend yapmakta, kuvvetli bir trend yapmakta zorlanıyor pilin. Özellikle bu son dönemdeki tartışmalar tabii bir parça daha oradaki gerginliği arttırmıştı. Çünkü hafızalar daha taze, daha önce yaşananlardan ötürü. Ama bugünkü açıklama en azından kısa vadede bu tartışmalara bence bir son nokta koyacaktır. Dünkü durum biraz arıziydi aslında pilin. JP Morgan'ın bankaları negatif izlemeye aldığını söylemesiyle birlikte bankalar üzerinde yaratılan bir baskı vardı. Bunu da hani bir parçayı mı anlamak mümkün ama daha çok ben anlamamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha iki hafta önce Amerika'daki yatırımcı gününde, Türkiye yatırımcı gününde, JP Morgan'ın öncülüğünde düzenlenen günde gayet olumlu açıklamalar gelmişti. JP Morgan'ın kendisinden çok ciddi ilgi olduğunu, yatırımcıların yeni politik anlayışını benimsediğini ve buna prim vermeye başladıklarını belirtmişti. Arkasından gelen bu bankacılıkla ilgili negatif izlemeye aldık haberi bir parça bir tezat görüntü oluşturdu. Ben de dün paylaştığım notta bunun çok kalıcı olmayacağını ve fırsat yaratabileceğinden bahsetmiştim ki bugün de bunu görüyoruz. Haklı olduğu nokta ne dersen, evet, ilk çeyrek bilançoları gelmeye başlayacak bankalarda. 29 Ocak'ta Garanti Bankası ile birlikte başlıyor. Hem geçen yıla göre hem bir önceki çeyreğe göre bir miktar gerileme göreceğiz bankaların karlarında. Ama bunu biraz bir parça yüksek baza da bağlamak lazım. İşte enflasyon endeksi tahvillerden aynı katkıyı alamayacak olmasına bağlamak lazım. Dolayısıyla bir parça da yavaşlama, kredilerdeki yavaşlamayı da tabii göz önüne almak lazım. Ama hala gelecek karlarla bile çarpanların cazip seviyelerde olmaya devam ettiğini kabul ediyoruz. Ve bankalardaki esas hikaye bunun da ötesinde para politikasındaki normalleşme sürecinin kararlı bir şekilde devam ediyor olması, para aktarım mekanizmalarının tekrar sağlıklı şekilde işlemeye başlamış olması ve yabancının da hala ilk tercihinin son dönemdeki görece yüksek performansına rağmen hala ilk tercihinin bankaları olması bence bankaları önümüzdeki dönemde ön planda tutmaya devam edecek. Yani dünkü o agresif satışın bir parça tepkisini bugün gördüğümüzü düşünüyorum ben. Önemli olan bu aşamada seviye olarak bir seviye telaffuz etmemiz gerekirse ben kısa vadeli trend açısından hep 10 günlük ortalamayı çok önemserim. Pelin, dün ve bugünkü satışlarda da 7930-7940 bölgesinde 10 günlük hareketli ortalamamıza tutunmayı başardık. Bu bana şunu gösteriyor. Endeks bir süre daha bu kısa vadeli yükseliş trendini devam ettirmek isteyecek. 8000 üzerine yerleşirsek de bu sefer 8150'deki o ara direnç geçmek üzere bir hamlede bulunabiliriz. Burada da yarınki Merkez Bankası kararı önemli olacak kanaatindeyim. Şimdi Merkez Bankası kararına o halde gelelim. Merkez Bankası'ndan yarın 250 bas puanlık bir faiz artırım beklentisi var. Fakat diyelim ki 250 bas puanlık faiz artışını yaptı ve artık yeterli olduğu mesajını da verdi. Hal böyle olursa eğer borsanın tepkisi nasıl olur? Ama bunun yanı sıra diyelim ki Merkez Bankası 250 bas puan yaptı, dedi ki niceliksel sıkılaşma sürecim devam edecek mesajını verdi. Bunun tepkisi nasıl olur? Tamam, artık bu noktada bitti, dezenflasyon sürecini gördüğüm noktada da faiz indirmeye başlarım mesajını verirse bunun tepkisi nasıl olur? Üç farklı senaryo.
Öncelikle son senaryodan başlayalım. Onun için epeyce erken olduğunu düşünüyorum. Pelin, onu söylemem lazım. Yani faiz indirimden bahsedebilmemiz için maalesef daha çok erken. Hele ki bu ücret zamları çok daha yeni, taze taze arttırılmaya devam edilirken. Tabii işin diğer sosyal boyutuna girmeyeceğim ama yani enflasyonist baskı açısından bu yaşanan ücret zamları bir süre daha bizi yormaya devam edecek. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla bir indirim için yani üçüncü seçeneğin çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Tabii piyasa onu coşkuyla karşılayabilir. Özellikle sanayi endeksi tarafında ama dediğim gibi çok düşük olasılık. Benim beklentim 250 bas puan. Ben de piyasayla aynı noktadayım o noktada. %45'le bence bu döngünün sonuna geldiğimizi belirtiyor olacak Merkez Bankası. Şöyle bir ifade bekliyorum ben. Bu faiz arttırım döngüsünün sonuna şimdilik geldik. Ama gerektiği takdirde kararımızı tekrar gözden geçirebiliriz minvalinde. Yani tamamen kapıyı faiz arttırımına tamamen de kapatmayan bir açıklama da bir dipnotta bekliyorum açıkçası. Ve niceliksel sıkılaştırma noktasında da yine ifadeler göreceğimizi düşünüyorum. Orada tabii herkesin kanaati seçim sonrasına bu işin bırakılacağı noktasında. Biraz daha o likiditeyi, fazla likiditeyi çekmek için yerel seçim sonrasını bekleyeceğimiz noktasında. Zaten şirketler ciddi anlamda yoruldu, ekonomi yoruldu yüksek faizden. Bir tur daha bu niceliksel sıkılaştırmanın, likiditeyi çekme operasyonlarının biraz daha seçim sonrasına bırakılacağını, bunun da önümüzdeki dönemde önümüzdeki dönem vurgusu yapılarak buna da açık kapı bırakılacağını düşünüyorum. Yani çok fazla o temkini elden bırakmayan bir Merkez Bankası göreceğiz. Bunun da bence net bu döngünün sonuna geldik demesi bir parça bence sanayi şirketlerinde bir parça toparlanmayı bankaların önüne taşıyabilir. Uzunca zamandır bankalar öndeydi. Belki önümüzdeki 1-2 hafta sanayinin bankalara görece bir tık daha iyi performans gösterdiği bir dönemi de tetikleyebilir. Yarınki Merkez Bankası kararı diyorum. Peki böyle olursa eğer, bir soru daha peşine. O halde sanayi ve bankacılık tarafındaki bu yarış ve rekabetin aynı zamanda beraber de bir korelasyonu geçirdiğimiz günlerden de geçiyoruz son zamanlarda, ama şunu söyleyebilir miyiz peki? Şirket bazlı mı, sektör bazlı bir performans mı göreceğiz bundan sonraki süreçte senin bu senaryon dahilinde? Ya ben bu dönemi, yılın ilk çeyreğini biraz daha hala defansif tarafta geçirmeyi seçiyorum açıkçası kendi adıma. Portföyümde banka taşımaya devam ediyorum. Şu an %20 ağırlıkta bankaların benim model portföyümdeki ağırlığı. Belki Merkez Bankası kararı sonrası işte o beklediğim tepki oluşuyor. Belki %10-15 aralığına çekebilirim banka ağırlığını. Kısa süreli taktiksel olarak bilanço döneminde sonuna geliyor olacağız muhtemelen işte 10 gün sonra. Orada belki bir portföy dengelemesi yapabilir ama benim portföyümde ağırlık şu sektörlerden oluşuyor. Ve yıllık çeyreğinde böyle gitmeye devam edecek. Birinci sırada gıda ve gıda perakendecileri var. Hem büyümedeki yavaşlamadan görece daha az etkileniyorlar, hem de hala yüksek kalmaya devam eden enflasyon ortamından en çok nem alan şirketler ve sektör konumunda. Dolayısıyla gıda perakendecileri ve gıda şirketlerini, gıda içecek şirketlerini ben hala bir numaraya koymaya devam ediyorum. İki numarada benim için bu noktada telekom sektörü var. Hem defansif yapısı hem de enflasyondaki artık artışı net bir şekilde ücretlerine, tarifelerine yansıtabiliyorlar. Dolayısıyla telekom sektörü de bence buradan pozitif etkileniyor olacak. Havacılığı bir parça geride tutuyordum. Tekrar ön plan almaya başlıyorum. Sebebi biliyorsunuz enflasyon muhasebesi nedeniyle birçok şirket çok geç bilanço açıklayacak ama euro ve dolar bazlı bilanço tutanlar bu süreçten etkilenmeyecekler. Dolayısıyla havacılık sektörünün de yabancı para cinsinden bilanço tuttuğunu biliyoruz. Dolayısıyla daha erken alacağız bilançoları ve sonuçlarda geçen yılın ilk çeyreğine göre, evet son çeyrekler zayıftır ama bir önceki senenin son çeyreğine göre güçlü gelecek. Dolayısıyla havacılık sektörünü yine 3. sıraya koyuyorum. Enerji dağıtım ve sigorta sektörlerinden de birer tane şirket seçip bence ilk çeyreği bu şekilde geçirmek lazım. İşte az önce senin sorduğun soruya belki burada bir atıf yapmak gerekebilir Pelin. Biz ne zaman ki Merkez Bankası'ndan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentilerini konuşmaya başlayacağız. Bakın faiz indirimini bekleyeceğiz demiyorum ama faiz indirim beklentilerini konuşmaya başladığımızda biraz daha döngüsel sektörlere belki orada kayabiliriz. O zaman da tekrar otomotiv sektörü diyeceğiz, beyaz eşya diyeceğiz, demir çelik diyeceğiz. Ama sanki onun için biraz daha zamana, en azından bir 2-3 aylık daha zamana ihtiyacımız var kanaatindeyim. Peki bu seviyelerden maliyetlenmek ne kadar mantıklı öyle bir durumda? Biraz daha beklemek yani lazım. Burada
Ya evet, yani otomotiv, beyaz eşya, demir çelik sektörleri için benim tavsiyem şu an al değil ama biriktir. Yani mevcut seviyelerden az az ya da geri dönüşlerde az az biriktirilebilir. Ama bir portföy ağırlığı cinsinden ölçmek gerekirse şu an ben gıda perakendeye %15 ağırlık veriyorsam portföyümde döngüsel sektörlerdeki ağırlığım %5'i geçmez. Öyle tarif etmiş olayım. Evet. Ama Mart ayıyla birlikte burada yavaş yavaş önce dengelenme, sonra döngüseller lehine bir portföy ağırlığına doğru geçeceğimi de şimdiden belirtmiş olayım. Peki Volkan, portföyünün ne kadarlık bir kısmını o halde hisse senedine ayırırsın? Burada ne kadarlık bir pay veriyorsun? Evet, benim stratejik alokasyonumda hisse senedi ağırlığım %50. %50'nin üzerine taktiksel olarak zaman zaman %70'e kadar çıkılmasını öneriyorum ki şu an o dönemlerden birindeyiz. Orada da benim tamamen biraz teknik ve algoritmalara dayanan trend takip modelimin verdiği sinyaller doğrultusunda hareket ediyorum. Şu an modelim alda ve az önce yayının başında bahsettiğim gibi 10 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Bu iki kriteri sağladığımızda ben stratejik olarak değil ama taktiksel olarak bir %20 daha hisse ağırlığımı arttırıyorum. Bu belki kredili pozisyon tarafında olabilir. Ama portföyün genel stratejik alokasyonuna baktığımızda %50 hisse senedi, %35 sabit getirili enstrümanlar. Burada sabit getirili enstrümanlar da 3 aya kadar vadeli mevduat olabilir ya da para piyasası fonları olabilir. Çok ciddi getirileri olan para piyasası fonları var. İçinde güzel özel sektör tahvilleri barındıran. Bir %15'lik kısmı da gram altına hala önem vermeye devam ediyorum. Birincisi dolar TL'de momentum olmasa da yön yukarı. Dolayısıyla oradan besleniyor. İkinci olarak da altının onsu, hem jeopolitik gerginlik hem dönem dönem yüksek sesle konuşulmaya başlanan FED'den faiz indirim beklentileri bence altının onsunu da destekleyecek. Dolayısıyla %15'te gram altın cinsinden bir portföy dağılımı toparlayacak olursak stratejik olarak %50 hisse senedi, %35 sabit getirili, %15'te gram altın bence yılın ilk çeyreği için ideal bir alokasyon gibi duruyor. Volkan, şimdi mevduatta Borsa İstanbul'u biraz, hisse senedi piyasasını biraz karşılaştıralım. Hatta riskli varlıklar üzerindeki bu ilişkisel bağı konuşalım. Şimdi mevduat faizlerinde 45 ve üzeri seviyelerden bugün gelinen noktada işte %35'lere kadar düştüğünü takip ediyoruz aylık bazda. Dolayısıyla %35 dediğimiz noktada bugün negatif reel faiz tarafına doğru geçmiş oluyor bir kez daha. Yani şimdi dolayısıyla yatırımcının ise riskli varlıkları olan eğilimini arttırıyor. Buraya dair bir müdahil politikası gelirse, eğer Merkez Bankası'nın mevduatlar üzerine en azından atacağı somut adımlarla birlikte işte Borsa İstanbul'da sınırlayıcı bir hareket olması söz konusu olabilir mi? Pelin, yani güzel, çok güzel soru. Bunu aslında biz yaşadık. Mevduatın %50'ye vardığı dönemde borsa üzerinde nasıl baskı yarattığını görmüştük hatırlarsan geçtiğimiz yılın sonlarına doğru. Ciddi 7200-7300 seviyelerine kadar geri çekilmemizdeki, ben her zaman en temel faktörün mevduattaki bu %50'ye varan hatta %50'yi aşan faizler olduğunu hep altını çizmeye çalıştım. Şu an bir likitte bolluğu var. Bu likitte bolluğu dediğin gibi bankaların elini rahatlatıyor. Topladıkları mevduatı krediye aynı hızla dönüştüremedikleri için ciddi bir likitte birikti bankaların elinde. İşte ara ara Merkez Bankası depo ihaleleriyle bu parayı çekmeye çalışıyor. Ama hala ortada bir likitte bolluğu var. Dolayısıyla mevduatta çok rekabetçi olmayan fiyatlar verebiliyorlar. Yani %35'lere kadar indi bazı bankalar, bu doğru. Ama ben bunun da çok kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi seçimin hemen arifesinde tekrar bir tur daha, belki Merkez Bankası politika faizinde değil ama mevduat faizleri üzerinden bir tur daha bir sıkılaştırma gelecek. İşte az önce bahsettiğimiz niceliksel sıkılaştırma anlamında bunu göreceğimiz kanaatindeyim. Bu bir parça borsanın önündeki bir engel olarak duracaktır. Ama şunu da biliyoruz, yabancının neredeyse hemen hemen her söylemindeki, JP Morgan'ın dünkü raporunda da vardı bu, seçim sonrasında hükümetin ve ekonomi yönetiminin tutumu yabancıların kalıcı olarak gelip gelmeyeceğine belirleyici olacak diye böyle bir artık kemikleşmiş bir söz oluştu. Bu hem yabancı raporlarında var hem Sayın Mehmet Şimşek'in ağzından da bunu duyduk biz, seçim sonrası yabancı gelecek diye. İşte orada borsaya bu yükselen mevduat faizi bir yandan fren olurken bir yandan da yabancının evet sıkı duruş devam ediyor, Merkez Bankası kararlı, dolayısıyla biz çok daha kalıcı ve yoğun bir şekilde Türkiye'ye gelebiliriz arasındaki savaş bence orada belirleyici olacak. Ben yılbaşından beri söylediğim, burada belki tekrarlamam gerekecek,
Ben 2024 yılının genel resmini borsa açısından yabancının çizeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yabancıyı takip etmek burada daha gerçekçi olacak. O mevduatın borsa üzerinde yarattığı baskıyı bence yabancı seçimden sonra telafi eder ve borsada daha olumlu bir atmosfer yaşamamız bana göre bir parça daha olası görünüyor. Peki. Volkan, çok teşekkür ediyorum aktardığın detaylar için. Bir başka programda yine ayrıntılı bir şekilde bakalım. Merkez kararı sonrasında yine seninle birlikte değerlendiriyor olacağız diyelim. Ve Volkan Dükkancı'ya teşekkür ediyoruz. Marbaş Menkul Değerler Strateji ve Varlık Yönetim Direktörü. Kısa bir araya gidiyoruz. Seans ortasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugün önemli gelişmelerden, olumlu gelişmelerden bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aylar süren müzakerelerin ardından İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin kabul edilmesi. Peki bu ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreçte özellikle Türkiye yüzünü batıya mı dönüyor? AB ile olan ilişkiler, tüm bu ayrıntıları kendisiyle değerlendireceğiz. Emekli Büyükelçi Faruk Loğlu bizlerle birlikte. Sayın Büyükelçim, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Evet, şimdi öncelikle bu gelişmeyi nasıl karşıladınız? Aylar süren bir müzakere süreci vardı. Dolayısıyla nasıl karşılamak lazım? Sonucu olumlu oldu ve ilk soru, Türkiye yüzünü batıya mı dönüyor tekrar? Şimdi bu gelişme olumlu bir gelişme. Bu biraz gecikmiş olsa da sonunda doğru yönde bir adım atıldı. Tabii bir küçücük adım daha var. Yani küçük olmasına rağmen önemli. Şimdi mecliste kabul edilen bu kanun tasarısının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanması gerekiyor. Ondan sonra yürürlüğe girecek. Konunun bence üç boyutu var. Şeyi de yanıtlayacağım. Yani Türkiye Avrupa'ya mı dönüyor, Batı'ya mı dönüyor sorusunu da yanıtlayacağım. Bir bakıma evet. Türkiye bakımından konunun iki boyutu var. Birincisi, İsveç ve Finlandiya'dan terörle mücadele bağlamında ikili planda farklı beklentilerimiz vardı. Bu beklentilerin hepsi karşılandı mı? Bunun çetelesini hükümet tutuyordur. Ama kamuoyuna yansıdığı ölçüde kısmen karşılandığını anlıyoruz. Bu nedenle bunu ben de yani yeterli olmasa bile olumlu yönde atılmış bir hamle olarak, adım olarak görüyorum. Yani İsveç ve Finlandiya bundan sonra da terörle mücadele bakımından çeşitli noktalarda önemli görevler düşecektir. Türkiye'de takipçisi olacaktır. İkincisi, Türkiye bakımından önemli bir yönü ittifak ilişkileri bakımından, ki bu sizin sorduğunuz sorunun da yanıtı oluyor. Yani Türkiye'nin bu tutumu NATO içinde, Batı İttifakı içinde, NATO üyeleri olan Avrupa Birliği ülkeleri arasında Türkiye bakımından ciddi bir sıkıntı kaynağıydı. Yani şeyden bağımsız olarak, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinden bağımsız olarak Türkiye'nin bu noktada duruşu, ittifak ilişkileri, Avrupa Birliği, Batı ile ilişkileri bakımından bir sorun teşkil ediyordu. Hı hı. Bu düğüm de kısmen şimdilik çözülmüş oldu. Şimdi konunun iki başka boyutu daha var. Birincisi, NATO'nun genişlemesi iyi bir şeydi. İyi mi oldu? Bu yani İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin Türkiye'nin tutumundan bağımsız olarak yanıtlanması gereken veya yanıtlanmasına çalışılması gereken bir soru. NATO'nun genişlemesi Rusya bakımından ciddi endişeler yaratacaktır. Bunu açıkça ifade de etmiştir. Hatırlarsanız yani Ukrayna'ya saldırısının hemen öncesinde NATO'nun, işte Avrupa Birliği, Ukrayna'nın NATO'ya, hatta Avrupa Birliği'ne alınması konuları Rusya'ya bir müdahale için bir bahane
yaratmıştı. Haksız da olsa bir bahane yaratmıştı. Şimdi NATO'nun Rusya'nın sınırlarına böyle çok geniş bir planda gelmiş olması, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sonrasında Rusya bakımından hakikaten üzerinde durulması gereken, sadece Rusya bakımından değil, NATO bakımından da, Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa bakımından ve Türkiye bakımından bu güvenlik mimarisindeki sallantı yaratacak bu gelişmelerden nasıl içinden çıkılacak? Bu sorunun yanıtının aranması gerekecek. Şimdi en belki merak edilen husus üçüncü boyut. Nedir üçüncü boyut? Birinci boyut Türkiye'nin terörle mücadele bakımından elde ettikleri veya etmedikleri. İkincisi NATO'nun genişlemesi iyi miydi, kötü müydü? Şimdi üçüncü boyut bu gelişme Türkiye-ABD ilişkileri ve evet, özellikle F-16 savaş uçaklarının yenilenmesine ilişkin Türkiye uzun zamandır almak istediği parçaların, kitlerin anladığım kadarıyla teklif eden. Ön şart sunulmuştu değil mi Büyükelçim? Yani bunu da hatırlatmakta fayda var aslında. Biden'le olan gibi plan görüşmede de aslında bu İsveç'in NATO üyeliği ön şartı getirilmişti. Tam da aynı gündeme geldi bugüne bakacak olursak. Bizim anlayışımız, yani iktidarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP iktidarının anlayışı o merkezdeydi. Yani ama bu Amerika tarafından kabullenmiş, benimsenmiş bir ön şart değildi. Amerikalıların söyledikleri, bunu hala söylüyorlar. Dün de bir açıklama yaptılar. Dışişleri Sözcüsü tarafından bir açıklama yapıldı sanıyorum. Yönetim, Biden yönetimi, bu F-16'lara ilişki Türkiye'nin beklentisinin karşılanmasının yerinde olacağı, uygun olacağı ve bunun NATO ittifakı dayanışmasına ve çıkarlarına hizmet edeceği şeklinde duruşu var. Bu kadarını biliyoruz. Ama bu yeterli mi? İşte sorun orada başlıyor. Sorun orada başlıyor çünkü bu satışın şeyden, kongreden geçebilmesi için kongrenin her iki kanadında da, hem temsilciler meclisinde hem senatoda onaylanması lazım. Bu çok zor, çok zor. Olmaz demiyorum ama çok zor diyorum. Neden zor? Bir defa bir kalıtımsal bir Türkiye karşıtlığı vardır. Türkiye'de belirli gruplar tarafından devamlı yapılan, üflenen. Ermeni lobisi vardır, Rum lobisi vardır, Yunan lobisi vardır. Şimdi bunlara daveten Hamas, İsrail çatışmaları nedeniyle Türkiye'nin İsrail tutumundan kaynaklanan Yahudi lobisinin belki itirazları olacaktır. O nedenle yani Biden'ın hele hele seçim yılında Türkiye'nin bu beklentisini karşılayacak şekilde kongreye karşı ağırlık koyacağını beklemek bana göre biraz fazla iyimserlik olur. Olmaz ama çok zor, çok zor diyorum. Evet, önemli ve kritik. Peki Sayın Büyükelçim, bir diğer tarafta Avrupalı müttefikler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasından oldukça memnun. Dolayısıyla bizler de burada özellikle Avrupa Birliği ile olan bir sürecin yeniden başlatılabilmesi adına geçtiğimiz yılda adımlar atmaya çalışmıştık. Seçim sonrasına sarktırılan mevzular da söz konusuydu. Dolayısıyla buraya dair bakış nasıl değişir? Yani elbette bir marjinal bir olumlu hava estirecektir. Ama bu çok kalıcı olmayacaktır. Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerindeki temel sınamalar Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği değil, Türkiye'nin içindeki demokratik, insan hakları, temel özgürlükler, yargı bağımsızlığı gibi konularda Türkiye tarafından atılması gereken adımlar belirleyecektir. Bunlar değişmedikçe Türkiye'nin Avrupa Birliği bakış açısında öyle köklü bir değişiklik olacağını ben şahsen beklemiyorum.
Elbette yani bir rahatlama yaratacaktır. Şimdi tabii bir unutmadan söyleyeyim, bir tek bir Macaristan kaldı bu iki ülkenin üyeliği konusunda onay vermesi gereken. Macaristan kaldı. Macaristan üzerinde de ciddi baskılar var. Ama yani Türkiye'nin İsveç ve NATO, İsveç'in NATO üyeliğini de Finlandiya'dan sonra onaylayacak olması Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakış açısını, temel bakış açısını değiştirmeyecektir. Böyle bir esinti yaratacaktır ama o kadar. Yani köklü bir değişiklik beklemiyorum. Türkiye içeride kendi evine temel özgürlükler, insan hakları, kadın erkek eşitliği, bileme dayalı eğitim. Yani Avrupa bunu da takip ediyor. Bugün yani Türkiye'de eğitim sistemi tarikatların egemenliği altına neredeyse girmiş durumda. Bu konularda Türkiye'nin ciddi adımlar atması gerekiyor. Demokratik, laik bir hukuk devleti ve sosyal devlet olduğunu anayasamıza uygun olarak bu ülkeler doğrultusunda atacağı adımlar Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini belirleyecektir derim. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Büyükelçim, aktardıklarınız için, yorumlarınız için diyoruz. Emekli Büyükelçi Faruklioğlu bizlerle birlikteydi ki İsveç'in aslında NATO üyeliğine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden burada kanun teklifinin kabul edilmesi önemli. Ama bir sürede yine sırada bir aslında düzen var ki o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasından geçecek. Ama burada önemliydi aslında AK Parti, CHP ve MHP evet oyu verirken İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hülapar, TİP ve Demokrat Parti, DSP milletvekilleri ise bu kanun teklifine hayır oyu kullandı. Hatırlatmış olalım. Evet, biz piyasalara bir kez daha geri dönüyoruz ve Doktor İsmet Demirkol'la birlikte yorumluyor olacağız. Paritarium Eğitim Danışmanlık kurucusu İsmet, hoş geldin. Merhabalar Pelin, teşekkür ederim. İsmet, şimdi en önemli aslında ekonomik düzen ve görünümle alakalı en önemli kollardan bir tanesi de dış ilişkilerdi. Özellikle ABD ile olan ilişkilerin iyimserliği ya da kötümserliği ile diğer bloklarla olan iyimserlik, kötümserlik arasındaki piyasalar üzerindeki yaratmış olduğu o dalga boyunu geçmiş yıllarda çok tecrübe ettik ki ABD ile olan ilişkilerin yakından piyasalar üzerinde etkili olduğunda görmüş olduk. Bugün atılan bu adımla birlikte yabancı yatırım diyoruz, kurumlara dahil eden Türkiye ekonomisi diyoruz. Dolayısıyla ne diyeceksin NATO üyeliğine dair aslında bu atılan adım ve az önce emekli büyükelçimiz de söyledi, ABD ile olan ilişkilerin Türkiye'nin daha doğrusu yüzünü batıya doğru yönlendirmesi nasıl bir ekonomik sonuç verir? Çok teşekkür ederim. Sayın Büyükelçim çok çok net ifade etti. Şimdi sonuç olarak biz bir NATO üyesiyiz. NATO üyesi olduğumuz için de kararlarımızın hep sürdürülebilir olması gerekiyor. Ama tabii ki diğer taraftan da kendi ülke menfaatlerimizi korumamız gerekiyor. Dolayısıyla şu an Türkiye-NATO ilişkilerinin gelişmesi, Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesi, Türkiye-Dünya ilişkilerinin gelişmesi açısından belki de okumak gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye aslında çok son derece jeopolitik bir konumda. Hem Asya, hem Avrupa, hem Afrika, üç kıtadaki tek ülke. Dolayısıyla ekonomik açıdan bakacak olursak, bunun devamının gelmesi, yani biz böyle bir tasarıya onay verdik, hemen kredi gelsin, bence olmaz. Bu sonuçta makroekonomik verilere bağlantılıdır. Ama diğer taraftan jeopolitik veya siyasi olarak, özellikle Türkiye-Amerika ilişkilerinin gelişmesi açısından son derece olumlu bir tavır sergilenebilir. Ama ekonomik olarak aynı şeyi ifade etmek istiyorsan, bizim öncelikle kendi bağımsızlığımızı belki de ilan etmemiz gerekiyor. Sonuçta bağımsızlığımızdan kastım, hala petrol ve doğalgaz ithalatçısıyız. Dolayısıyla bizim petrol ve doğalgaz ithalatçı konumumuzdan çıkıp aynı zamanda NATO görevini en iyi şekilde yapıp dünya ülkesi olmak için belki de daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine olumlu süreci beraberinde getirmesi veya diyelim ki tasarıda red çıkması Türkiye'ye yabancı sermaye gelmeyecek anlamında gelmeyecek. Gelecek anlamında gelmeyecek. Dolayısıyla onu bence ayırmak gerekiyor. Ama Sayın Büyükelçim çok net olarak ifade etti. F-16 konusunda bile onun onayma
ulaşma mekanizmasına geçmesi Senato'nun kararına bağlı. Yani sadece Biden'ın isteğiyle bence gerçekleşmiyor. Ek olarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin tüm dünya ülkeleriyle eş güdümlü hareket etmesi, yani her ülkeye de dengeli bence yol izlemesi, en azından Türkiye'nin uluslararası standartlarda daha büyük başarıları katkısını da bence sağlayacaktır. Peki, şimdi yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası karar var İsmet. Yani bunun öncesinde elbette kritik açıklamalar da geldi. Piyasayı destekleyen açıklamalar da geldi. Borsa İstanbul'a bakıyoruz. %1,25'lik yukarı yön söz konusu spot tarafta. Bankalar tarafında ciddi anlamda alımların geldiğini takip ettik ki dün bankalardaki satışlar %4'ü aşmıştı. Bugün bankacılık endeksine bakıyorum. %3,21'lik yön yukarı 9.415 puandan. Sanayi tarafında 0.81'lik yukarı yön söz konusu. Ulaştırmaya bakıyoruz. Burada da %1'i aşan primlenmeler söz konusu. Elbette bankalar tarafındaki bu kadar alımın hızlanmasına sebep olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlara yönelik vermiş olduğu net tavrı ve ekonomi yönetiminin arkasında durması. Dolayısıyla bu devamını getirir mi? Özellikle yarınki karar öncesinde önemli ve zamanlaması da kritik olan bir açıklama. Dolayısıyla nasıl okuyorsun sen bu açıklamayı? Riskli varlıklar adına nasıl bir döneme giriyoruz yarınki Merkez Bankası'nın belki de son faiz artışından önce? Şimdi tabii ki Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net mesajlarıyla en azından ekonomik koordinasyon kurulu ve ekonominin şu anki görevi yapan değerli bürokratlarının, bakanların ki Merkez Bankası Başkanı'nın desteğini vermesi son derece önemli ama sonuçta şu anda ifade etmemiz gerekiyor. Sonuçta ekonomi bir bütün olarak işgaliyle devam etmek gerekiyor. Yani bunun sürdürülebilir bir şekilde tarafsız olarak devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla şu an herhangi bir görev değişimi zaten bence de olmamalıydı. Önce de onu ifade etmemiz gerekiyor. Fakat şunu da söyleyelim, yani son faiz artışı demek istedin ama pek olmayacak da olmama ihtimali de var. Beklemiyor bence. Musun İsmet? Son şimdi faiz artışı da olmaz. Bir faiz artışı daha gelir mi diyorsun? Gelebilir şöyle. Öyle ki mi? Benim görüşüm her zaman rekabetçi kur. Benim fikrim değişmez. İhracata dayalı büyümeyi savunuyorum hala ben ama şu anki süreçte şu anki ücret artışlarında enflasyona katkısı 4,5-5 puan. Dolayısıyla yıl sonu enflasyon beklentisi %36'nın ben hala %42 olarak açıklandı Merkez Bankası'nın anketinde ama ben bunu hala %48 olarak bekliyorum. Dolayısıyla şu anki %45'e gerçekleşse bile 250 bas puanlık bir artış, mevduatların erimesi ki mevduat oranları %50'lerin çok altında. Ek olarak şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin artık gündemi ihracat olmalı. Yani Euro-Dolar paritesindeki olumlu seyirden biz hala çok fazla etkilenmiyoruz olumlu amaçla. Yani sanayi üretimi 4 aydır geriliyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda eğer ki Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatabilecek döviz rezervini arttırabilirsek, evet Merkez Bankası 250 bas puanlık faiz artışını son kez yaptım diyebilir. Ancak ben hala enflasyonun Mayıs ayında %75 ve yıl sonunda hala %48 olacağını beklediğimden dolayı zaten %48 beklenti olursa %45'lik politika faizi de çok fazla bir olumlu katkı ifade etmiyor. Dolayısıyla satır aralarında 250 bas puanlık faiz artışı yaptık ancak gerekirse ek sıkılaştırma tedbirlerine devam edeceğiz mesajı verebilir ama benim görüşüm hala üretim tarafında ve bu konuda da çok çok geç kalıyoruz. Yani bugün faiz artışına devam ediyoruz. 2025'te Amerika'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın çok hızlı bir faiz indirimine geçeceği bir süreçte Türkiye eğer yabancı sermaye çekiminde çok çok geç kalırsa bu sefer de kredi maliyetlerini çeviremediğinden dolayı ihracattaki rekabetçi kur avantajından da bence faydalanamayacak gibi gözüküyor. Evet, şimdi sen rekabetçi kur noktasındasın ama bunun enflasyonla mücadele kısmını da biraz konuşmak lazım. Çünkü ücret artışları önümüzdeki sürece dair işte kurdaki olası senin senaryon dahilinde yükseliş, bununla birlikte diğer enflasyonist enerji şu an sürpriz yapmıyor ama sürpriz yapmayacak evet. Diye de bir şey yok. Dolayısıyla evet. Buradaki maddeleri alt alta koyduğumuz noktada o halde senin yıl sonu enflasyon beklentin kaç? %48 hala değiştiremedim. Değiştirmeyi de çok arzu ediyorum fakat değişmiyor. Nedeni de şu. Biz şu an 110 milyar dolarlık bir dış açıkla kapatıyoruz. Kapattık hatta 2023'te 110 milyar dolar civarında ki dış ticaret cari açık eksi 50 milyar doların altında neye rağmen
hala Brent petrol 80 dolar. Yani 90-100 dolar olmamasına rağmen bence çok yüksek bir cari açıkla kapattık. De buradaki cari açığın gerilemesindeki en büyük katkı şüphesiz turizm gelirleri. Çok bir miktar enerji maliyetlerindeki gerileme. Dolayısıyla enflasyonun %48'den aşağıyı gerilemesi için bizim çok ciddi yabancı sermaye çekmemiz lazım. Fakat burada yabancı sermayeden kastım TL tahvillerinde giriş değil. Kısa vadeli onlar. Bizim çok ciddi bir şekilde ki bunları hep ifade ediyoruz. Kalıcı doğrudan yabancıdır. Bu da enerji yatırımlarına destek olabilir. Yani enerji yatırımlarındaki doğrudan yabancı yatırımları çok hızlı çekebilirsek ki bunu şu anda göremiyoruz. Yani gelse bile 8-10 milyar doları geçmiyor. O zaman hal böyle olunca yıl sonu enflasyon beklentisindeki para politikası kuru kurarını beklemek de çok fazla bir katkı sağlamıyor. Talebi kısıyor ki seninle sohbetinde geçen hafta belirtmiştik. Talep de kısılmıyor. Enflasyon artacak korkusuyla hala bireysel tarafta çok yoğun bir talep var. Demek ki burada bir yanlış yapıyoruz. Yanlış nedir? Yapısal reformlarda geç kalıyoruz. Peki, şimdi yapısal reforma dönüyoruz tekrardan ama burada şimdi kısa orta vadeli alım, bir de uzun vadeli alınacak aksiyonlar var ya İsmet. Şimdi kısa ve orta vadede alınan Merkez Bankası'nın hamlelerini burada görüyoruz ama seçim önünde olduğu, yani şu süreçte seçim olduğu için maliye kanadını bundan sonra nasıl görmeye devam edeceğiz? Burası da önem arz ediyor. Çünkü vergi kanadıyla biraz daha hareket edildi ama burada asıl hikaye seçim sonrasında harcama bazlı mı ilerleyecek? Ne diyorsun, nasıl görüyorsun? Çünkü evet, uzun vadeyi de konuşacağız birazdan, yapısal reformları ama hep para kanadını konuştuk. Maliye kanadına dair beklenti nedir? Şimdi bütçe tarafını konuşacak olursak 1.4 milyarlık bir açıkla kapattık ki sanırım 2024'te 2.7 milyarlık bir açık söz konusu. Yani bütçe açığı giderek artıyor. Bütçe açığı arttığı zaman biz bunu nasıl finanse edeceğiz? Tekrar uzun vadeli borçlanma yapacağız. Yani yine bu da enflasyonu artıracak. Dolayısıyla eğer ki biz bütçede 1.4 milyarlık açığı 2024 sonunda 800-900 milyon açık olarak görebilseydik, yani daha düşük 1.4'ün daha da altına görebilseydik, o zaman derdik ki enflasyonda gerçekten düşüş trendi artış hızında başlayabilir. 2024'te bütçe açığı da artıyor. Diğer taraftan şimdi tabii ki ücret artışları yapılması gerekiyor. Asgari ücret olsun, emekliler olsun, ücretler olsun ama sanayici, üretim, Euro bölgesi daralıyor. Amerika'da hala sıkı para politikası devam ediyor. Belki de en önemlisi Çin. Çin toparlanmasına rağmen dünyadan pay almakta zorlanıyor. Şimdi hal böyle olunca resesyon dünyada yavaş yavaş kendini hissettiriyor. Böyle bir ortamda zaten mal satmak da kolay değil. O zaman çok ciddi bir şekilde tabii ki öncelikle kamunun çok ciddi tasarrufunu göstermesi gerekiyor ama biraz önce ifade ettim. 2024'te yıl sonu bütçe açığımız 2023'e göre artmaya devam ediyorsa o zaman zaten kamuda tasarrufun da nasıl kontrol edileceğini ben de açıkçası merakla bekliyorum. Belki de burada en önemlisi enflasyondaki algı, yani enflasyon nasıl düşecek? Çünkü hala haklı olarak insanların beklentisi mevduat da gerilerse ben nasıl tasarrufumu arttıracağım? Zaten 2023'te Merkez Bankası politikası kurul kararında faizler %40'tayken de faizler, yani banka faizleri %55-60'ları vermiyordu. Yani dolayısıyla olmaması da gerekiyor zaten ama yani burada kısır döngü anlatmak istediğim olay, yine bütçe açığının kapatılmasını konuşuyorsak yine yabancı sermaye çekmemiz gerekiyor. Yani bu yabancı sermayeyi niye bu kadar geç kalıyor? Belki de bunu da konuşmamız gerekiyor. Burada da en büyük sıkıntı yine bütçe tarafında açığın giderek 2024'te de kamu tarafında artacağını gösteriyor. Peki, yabancı o halde neden istenilen şekilde gelmiyor? Aslında geliyor. Hisse senedine geldi. Daha doğrusu tahvil üzerinden geldi. Tahvilden nasibini aldı. Hisse senedine girişler oldu. Seçim mi bekliyor? Neden gelmiyor? Enflasyonun belki de düşmesini bekliyor. İki, belki de kurun olması gereken yerini bekliyor. Yani şimdi şöyle ifade edelim. Enflasyonun biz düşeceğini görebildik mi daha? Bir kere Ocak ayında 8,5-9 puan artacak. Yani Ocak enflasyonu beklentim aylık 8-8,5. Yıl sonuna kadar bu artıyorsa yabancı da haklı olarak soruyordur. Enflasyon gerilemeye başlıyor mu? İki, kur nereye gidecek? Şimdi öyle bir farklı süreç ki kuru konuşursak büyüme odaklı konuşuyoruz. Enflasyonu konuşmuyoruz. Enflasyonu konuştuğumuz zaman da kurun gerilemesi gerekiyor. Yani dolayısıyla enflasyondaki artış ne yazık ki cari açık için
bir miktar olumsuz yargı yaratıyor. Cari açığın kapanması bu sefer enflasyonu körüklüyor. Dolayısıyla iki bence farklı makroekonomik veriler üzerinde takıldığımızdan dolayı yabancının da kafası açıkçası bence kuru, belki de en önemlisi enflasyondaki düşüş sürecini bekliyor. Enflasyondaki düşüş süreci. Peki önümüzdeki süreçte sen çok istediğim bir nokta değil bu ama kurumlar tarafından yapılan yorumlar da var. Mesela Wells Fargo tarafından dolar TL tarafına dair uzun vadeli beklentiler var. 28 seviyesine kadar düşmesi bekleniyor İsmet. Yani artık zaten son 2 yıldır bir reel değerlenme var TL'de bakacak olursak. Hı. Fakat nominal değerlenme konuşulmaya başladı. O zaman çok güçlü bir giriş bekleniyor ki nominal değerlenme konuşuluyor deniyor. Ne o dersin gelsin buradaki duruma? Şimdi o zaman 28 olması tabii ki herkes ister. Yani sonuçta biz de isteriz ama ihracatçı 30 liradan maliyeti gerçekleştirip 28 liradan satmak istemez. Yani o tarafını da konuşmak lazım. Yani sonuçta ifade etmek husus, eğer çok hani herkes dile getiriyor ya çok büyük bir yabancı sermaye girişi olacak, tahvillere giriş olacak. Gelsin o zaman. Gelsin ki biz de dış ticaret açığının gerilediğini görelim. Cari açığın finans bağının kapandığını görelim. Belki de en önemlisi %50 civarında yapılan hem SSK hem Bağkur hem emekli hem asgari ücretleri yapılan ücret artışlarının Türkiye'deki satılama gücünü arttırdığını görelim. Şimdi siz hep böyle ertelerseniz ve bu konuda çok şunu da konuşmamız gerekiyor. Avrupa Merkez Bankası bile, ki ben daha erken bekliyorum faiz indirimini, Amerika bile erken faiz indirimini yapmayacak. Yani Eylül'e kadar sıkı tutacak. Amerika'da faiz indirimleri Eylül'e kadar sıkı kalacaksa Türkiye o zaman bu faiz artışındaki avantajını ne kadar koruyacak? Ki son zamanlarda da değil mi faiz indirimlerini başlatabiliriz gibi söylemler başladı. Onda da bence çok yakın. Yani bir zamanda mümkün değil. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayacaksa 2024 Eylül ayında başlar. Dolayısıyla burada bence Wells Fargo'nun yorumlarını veya diğer aracı kurumların, bankaların yorumlarını ben de takip ediyorum. Fakat bana göre çok tabii yorum yapmak istemiyorum kur tarafında ama bence biraz çok iyimser kalıyorlar 28. Keşke olsa ama biraz iyimserler bence. Peki şimdi sabah yine son dakikaları aktardım ekranlarda. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı. 2024 regülasyon ve makro ihtiyati önlemlerin devreden çıktığı bir yıl olacak diye. Dolayısıyla buna dair de yorumunu ve görüşünü merak ediyorum. Tabii ki önemli. Sonuçta regülasyonların yani Bankalar Birliği nezdinde, bunun yakında BDDK'nın nezdinde olacak. Yani bunların konuşulması önemli ve belki de buna ek olarak enflasyon muhasebesini artık bankalara da katacak olarak 2025'ten itibaren bankalar da finansal kurumlar da etkilenecek. Dolayısıyla enflasyon muhasebesinin bile bütün kurumları etkileyeceği, dolayısıyla regülasyonların kontrolü, bunların hepsinin bence konuşulması olumlu ama bunların çok ciddi bir şekilde doğru zamanlarda bence piyasada mesaj vererek dengelenme süreciyle eklenmesi gerekiyor gibi gözüküyor. Evet, Paritarium Eğitim Danışmanlığı Kurucusu Doktor İsmet Demirkol. İsmet çok teşekkür ediyorum aktardığın detaylar için diyoruz. Ve programı noktalıyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.